Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. 26 Temmuz 2024 günlerden Cuma. Cumanız hayırlı olsun. Cumanız mübarek olsun. Şimdi biraz borsadan bahsedelim. Bahsetmeden önce Gündoğdu Borsa kanalı küçük sermayeli şirketleri alım yerinde paylaşan, Türkiye'de yapılmayanı yapan güzel bir kanal. Samimi ve sevilen bir kanal. Borsayı son 3 ayda bize göre, bazılarına göre 6 aydır borsayı çakıyorlar aşağı. Buna rağmen gene kanalımızda abone sayımız gitgide artıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. İnanın insanlar artık borsayı izlememeye başladı. Ama biz gene izleniyoruz. O yüzden mutluyuz. Şimdi biraz BIST 100 analizi yapalım. BIST 100'e baktığımızda 20 günlük hareketli ortalamadan bugün tepki almış. Yani bu bölgede hiç çoktan direnmesi gene de güzel. Cuma günü olmasına rağmen, satış günü olmasına rağmen BIST 100'ün grafiği bu şekilde. 5 gündür BIST 100'de gene satış var. Bankalarla beraber satış var. Tabii ki bu durum hoş değil. Şimdi bir de BIST tümye, yani yan kağıtların grafiğine bakalım. Yan kağıtların grafiği de burada bakın 20 günlük nerede? Burada 5 günlükte tutulmaya çalışıyor. Aradaki fark çok büyük. Şöyle bir öncekine geldiğimizde bakın burada 20 günlük ortalama. Bizim yan kağıtlar 5 günlük ortalamada, 20 günlüğe düşmemiş. Bu bizim açımızdan çok güzel. Bunu zaten söylüyorduk. Bankalardan çıkanlar bizlere gelecek diyorduk. Çünkü her şeyin bir döngüsü var. Biz de şu an bence yan kağıtlarda güzel gidiyoruz. Zaten Instagram'dan bizi buradan takip edenler bence parasını kazanıyor. Burada çok güvendiğim pozisyonları burada yazıyorum. Bugün SLTR'yi yazdım. Aslında bana sorarsanız çok fazla düştü. Çok ağzıma almayacak şekilde pişman olduğum bir şirket. Ama artık buradan düşeni kıracak diye düşünüyorum. 280'lerden bugün paylaştım. Bir önceki gün Derim. Derim şirketi de elimizde. Burada paylaştım. Bu dün de tavanda, bugün de tavanda. Hatta Borsa İzinde diye bir kanalda paylaşmış. Ondan gördüm, paylaştım. Şöyle ego yapmıyorum ben açıkçası. Güzel bir yorum, güzel bir şey olduğu zaman oradan kesiyorum. Kendi sayfamda paylaşıyorum. Bunda şey yapmıyorum, yani ondan görmüş, bundan görmüş. Ama şunu söyleyeyim, biz de o zaten onlar paylaşmadan önce Telegram grubumuzda biz zaten hisseyi almıştık. Biraz zarara düşsek bile, stop noktamızı geçse bile sattırmadım kimseye. Bakın o riski de göze aldım. Sonrasında hareketler 2 gündür tavan gidiyoruz. Şükürler olsun. Bunu da araya sıkıştırayım dedim yani. Biz de bazı şeylerin farkındayız, görüyoruz, çabalıyoruz. Burada da yazdığımız çoğu şey tutuyor. Bir tanesi tutmadı, onu da hemen söyleyeyim. İlk defa Gündoğdu Borsa kanalı kurulduktan sonra ilk defa çok büyük oranda olur dediğim olay olmadı. Onu da söyleyeyim. Bilkosan yalıtım. Bu hafta dedim ki burayı kırar. Haftalık söylemiştim. Bakın samimice söylüyoruz. Kimseden de kaçmıyoruz. O olabiliyor maalesef. Şimdi Berkasan yalıtım. Burada da alıcılar, satıcılara da bakalım. Şimdi ben dedim ki bu hafta burayı kırma potansiyeli çok fazla dedim. Çünkü temel olarak çok sağlam. Karlılığı yüksek ve küçük sermayeli bize uyan şirketlerin burayı kırar, böyle gider diye düşündüm ama kırmadı maalesef. 4-5 gündür bir kere denedi. Bakın pazartesi denedi, dediğim gün denedi ama aşağı, sonra 4 gündür de aşağı oldu. Problem değil. Buradan dönüp gene burayı kıracaktır. Bugün kırmaz, yarın kırar, önümüzdeki hafta kırar diye düşünüyorum. Ama söylediğim gibi ilk defa çok büyük oranda dediğim olay olmadı. Bu da nazarlık olsun, o kadar da olsun yani, o kadar da şey değiliz. Ama burada ne yaptılar işte, malı genelde satıcılar Ak Yatırım, Yapı Kredi, Halk, Meksa bayağı satmış. Bakalım. Evet, tahtacı gözükmüyor ama olabiliyor tabii. Biz isteriz ki herkes kazansın. Bakın Yiğit Akü, zaten demiştik. Sermayesinin öz kaynaklarının 3 katı iş aldı. Buraları kırar, yukarıda gider. Onu da paylaşmıştık, Yiğit Akü'yü de. Bayağı önceden paylaşmıştık zaten. Şuralardan kar alın demiştik. Tavan noktalarından ama bakın buradan kârın, sonra yukarıdan açtığı zaman buralardan da işleme girilebilir diye söylemiştik. O da tavan gitti. O da bizi de mutlu etti. Çünkü bizim söylediğimiz üstüne çok söylediğim şirket. Bir sonrası hareket teknoloji. Hareket taşımacılık. Teknoloji diyorum, taşımacılık. O da bahsettiğimiz hisse. O da bugün güzel atak yaptı. Buraları kırdı. Gitmek istiyor. Yükseliş trendinin kenarına gelmiş. Yukarı doğru gitmek istiyor. Şuralardan satış yemiş. Sorun değil. Ama analizlerimiz çok büyük oranda tutuyor. Bugün Arçelik'te hareket vardı. Arçelik'i de biz dün trade'imizi almıştık. Bugün tavanı yakaladık Arçelik'te de. Onun da grafiğini paylaşacağım. Bizle beraber yol almak istiyorsanız, bakın Telegram grubunda artık şov yapmaya başladık. Bizle yol almak istiyorsanız kesinlikle Instagram'dan bize buradan yazınız. Güzel güzel başarılı işlere imza atıyoruz. Çünkü yan kağıtlara hareket geldi. Yan kağıtlara hareket geldiyse biz de işimizin başındayız. Güzel güzel işler yapıyoruz. Bakın. Sonra derim tavanımız zaten var. Fonet bize uyan, Aztek de bize uyan şirket. İkisi de iyi gidiyor. Sonrasında bugün BVSAN da bize uyan şirket. Bakın bugün çok gözüme kestirdim. Biraz rahatsızdım bugün. Biraz ekran başında 3'ten sonra ekran başında biraz kalktım. Sonra gene geldim falan. Ama bunun da buraları kıracağını düşünüyordum. Haftalık potansiyel hisselerinin başında geliyor. Yarın veya hafta sonu çekeceğim videonun hissesinden bir tanesi olduğunu söyleyeyim size. Sonra Turex demiştik. Turex'lerde düşüşte korkmayın, bize uyan şirket demiştik. Sonra bakın ne oldu? Turex buradan üstüne kırdı 2 gün. Sonra 2 gün satış. Bugün gene tavandan sonra aşağı verdiler. Sorun değil ama Turex'in bence gene önü açık diye düşünüyorum. Şimdi şey yazmışlar. Perşembe, cuma günü video çekemedim. Pardon. Bugün cuma zaten. Perşembe video çekemedim. Çarşamba. Çarşamba günü bir izleyicim yazmış ki tabii iyi giden hisselerden bahsettik biraz daha fazla. Çimbeton'dan hiç bahsetmiyorsun ama. Adamda hiç selam yok, sabah yok, teşekkürler yok veya başka bir şey yok. Yazmış Çimbeton'dan hiç bahsetmiyorsun ama. Ya Çimbeton kötü gitmiş olabilir. Bakın şunu da söyleyeyim. Yani benim böyle bir niyetim yok. Ben iyi gideni bahsedeyim de kötü gideni bahsetmeyeyim de yok böyle bir işte nasıl diyeyim insanlara bir mal şey yapayım da böyle bir niyetim yok benim. Ben sadece analiz yapar söylerim. Alıp almamak sende. Şimdi burada Çimbeton kırmış tam giderken 4 gündür tuhaf şekilde satış yiyor. 20 günlükten tepki almış. Çimbeton şimdi çimentoların içinde tek gitmeyen şirket olabiliyor. Yani şimdi yani gitmeyenleri de söylüyoruz biz. Ben samimiyim, içim dışım bir. Hepsi gidecek diye bir şey yok ki. Yani analiz yapmışım 5 tane ise. 5'i de gitmeyebilir bu arada. Öyle de bir durum var. Bir tahtacı götürmek istemezse götürmeye de biliyor ama çok büyük oranda özellikle dediğim zaman tutuyor. Bizi de zaten bilen biliyor. Arkadaşlar da bizi tanımıyor veya yeni izliyor. Yani böyle bir niyetimiz yok bizim. Bir kişi daha yazmış şunları bahsetmiyorsun. Bahsedelim abi yani sıkıntı yok ki mesela. Beni çok üzen hatta elimde de olan pardon Berksandi ve Birikim Varlık Yatırım. O da benim elimde kaldı. Aşağılarda satamadım. Yani şurada teknik de mesela yukarı doğru göstermesine rağmen bakın Arase dipleri yukarı doğru gitmesine rağmen şirket aşağı doğru saçma şekilde düşüyor. Şurayı da kırdı. Düşüyor. Bu tepki alıyor. Düşüyor. Bilmem ne yapıyor. Yani başarısız olduğumuz veya söylediğimizde gitmeyen hisseler de maalesef var. Lüks Kadife mesela baskılanıyor. İş Yatırım. Lüks Kadife'nin çok büyük oranda sahibi. Şu tahtacısı bakın. %84'üne sahip. İyice buradakileri dökmeden bu şirketi İş Yatırım götürmeyecek gibi gözüküyor. Yani burada düşeni kırıyor. Düşen trendi kırıyor. Bakın 4-5 gündür kırmızı mumlarla Lüks Kadife artık yeter illallah satalım diye küçük yatırımdan bence toplamaya çalışıyorlar. Yani burada çok yapacağımız bir şey yok. Mesela bu tarz durumlarda. Satıcılara bakalım. Vakıf, Citibank, Yapı Kredi, Info. Yani burada bu tarz durumlarda çok yapacak bir şey yok. Şirket kötü değil. Şirket iyi. Ya şundan bahsetmiyorsun hocam. Yani bahsederiz. Biz hiç kimseden kaçtığımız, korktuğumuz da yok. Tuğçelik bakın ne güzel yükseliş trendini artık geçmiş. Dün satış yemiş, bugün alış yemiş. Gitmeye çalışan güzel şirket. Biz beğeniyoruz. Paykent bir daha yazmıştı. Paykent, Tuğçelik bahsetmiyorsun. Niye bahsetmiyorum? Yani böyle bir şeyim yok ki, bir hedefim yok yani. Böyle bir niyetim yok. Bugün satış yemiş. Bugün cuma günü satış yemiş. O da düşeni kırmıştı. Yükselmeye çalışan, çok potansiyel olan şirket. Bakalım Paykent'teki son duruma mesela. Şöyle baktığımızda bakın İş Yatırım hala son 8 aydır %80'ini elinde tutuyor. İş Yatırım'da biraz böyle iyice dökmeye çalışıyor. Bakın ama son dönemde bakın Paykent'te alıcılar Citibank %80. Ak Yatırım çok ciddi topluyorlar burada. Birileri satıyor ama Citibank yabancılar hisseyi topluyor. Topladığı zaman çok korkmaya gerek yok. Ha, yarın belki satabilir, o ayrı ama yine de potansiyel olmasa şey yapmazlar. Şirkette ciddi potansiyelin, gitme potansiyelinin olduğunu şuralardan da görüyoruz. Keşke şuralara gitse. Şuralardan da söylemiştik. Ne bileyim yani bu dediğim gibi yan kağıt rallisiyle beraber olabilecek ralliyle beraber hepsi hareketlenecek inşallah. Biz de dediğim gibi iyi niyetle paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Siz hangi gözle bakarsanız onu görürsünüz açıkçası. Stop noktalarını da söylemeye çalışıyoruz. Bakın burada analizler de yapıyoruz. Buradaki analizlerime bakın. Buradaki analizlerin hangisinde çok para kaybetmişsin veya şey yapmışsın. Tabii stopunu bileceksin. Bakın çok güzel bir burada bir yorum aldım. Çok hoşuma gitti. Selim Kurbey. Borsaya ilişkin yayın yapan en samimi, en dürüst insan sensin. Adam gibi adamsın demiş. Çok teşekkürler. Yani çok beni mutlu etti. Hiç tanımadığım birisi. Teşekkürler Selim Bey. Sizin gibi değer kıymetli izleyicime can kurban. Şimdi bu tarz borsadan anlayan, yatırımdan anlayan insanlar da çok daha fazla tabii ki bizi izleyenler. Diğer yorumlara da belki hani borsanın yapısını bilmeyen insanlar olabilir. Ben de diyelim ilk borsaya girdim. Bir ay az bir izledim. Diyelim ki etkilendim. Kağıt aldım. Kağıt düştü. Ondan sonra bu adam işte ya kötü niyetli ya iyileri bahsediyor, kötüleri bahsetmiyor gibi bir moda belki düşünebilirim ama biraz borsayı öğrenmeniz gerekiyor. Dediğim gibi iyi niyetli burada. Bakın sadece BRKV hissesinde olan olmamış. Çok bekletti. Biraz Çimbeton tabii lüks. Yani bir iki hisse haricinde genelde burası çok çok yukarı gitmiş veya gidecektir. Az daha sabır. Diyelim ki bir günde paylaştık. Ertesi gün hocam gitmedi. Yani bir gün zaten bir günde gittiyse zaten çok çok büyük başarı da bir günde gitmediyse bir haftada 10 günde de gittiyse gene çok çok iyi burası. Borsa zaten son zamandaki olayları herkes görüyor. Çok çok zorlanıyoruz. Zararda olmayan hiçbir kimse yok şu an hemen hemen borsada. Zararların da çoğu çıkmış değil. Bir kısımlar çıktı. Şimdi Nuh Çimento'ya bakalım mesela. O da bize uyan şirket. O da bayağıdır bekletiyor. Bugün Nuh Çimento ne yapmış? Aşağı vurup tavana kilitlemiş. Nuh Çimento'da şöyle bakalım. Düşen trend kırılmış mı? Evet. Nuh Çimento'da kırılmış. Burada hacim bakacağız. Hacim var mı? Hacim daha öne çıkmamış ama bundan sonra Nuh Çimento denilebilir. Bir tane izleyicim yazmış. Şimdi bu grafikten ne anlıyorsun yazmış Instagram'da. Şimdi işte onu da bilmek lazım ya. Düşen trendin kırılımı artık fiyatlar büyük oranda yukarı gidecek gibi gözüküyordur diye düşen trend kırılımları burada çok önemli. Bu trendin altında kapanış yapıyorsa ondan sonra gene geri dönüyorsa o zaman bir tuzaktır. Burada da hacime bakıyoruz o yüzden. Hacim çok çok önemli ama bugün daha hacim olayı tam oturmamış. Ama Nuh Çimento uzun süredir baskılanan şirket gidecektir diye düşünüyorum. Nuh Çimento, Çimbeton, Nuh Çimento, Çimbeton bayağı bekletti. Son bilanço biraz zayıf geldi. Çimbeton'un bilançosu bu dönem az bir karlı gelse bile yeter. O kadar sermayesi düşük bir şirket hemen hemen yok. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Elbet gidecek yani. Öyle düşünüyoruz. İyi niyetli bilgi paylaşıyoruz burada. Sonra baktığımızda ya Arase demiştik mesela. İşte kötü bilanço maalesef hisseyi yukarı götürmüyor ama şirket ucuz. İnşallah bu dönem güzel bilanço geldiğinde durum çok daha farklı olacaktır. Siz de kanala abone olursanız, bize destek olursanız boşlukta çok çok sevinirim. Burada ne olmuş? Dünle bugün satış. Ya bugün zaten Cuma günü. Çoğu hissenin satış gelmesi biraz daha normal. Genelde hafta sonları satış geliyor. Bu bölgede dip yaptığını düşünüyorum ya. Buralar artık yani ne diyeyim ki? Arası maalesef elindeyken bilanço kötü geldiği zaman bir şey yapamıyorsun. Sonra ne diyelim? Binho bize uyan şirket. Binho'da bugün güzel tepkiler vardı. O açılırken şuradan bakalım. Kontürmatik Arçelik. Arçelik'te de bugün özel VIP grubumuzda tavanı yakaladık. Dediğim gibi. Orada da iyi gidiyoruz. Biz de yol almak istiyorsanız bizi yazsanız. Bu arada 5 tane hisseyi de analiz ediyoruz artık. Bizzat ben kendim analiz ediyorum. Ne yapmanız gerektiğini. Ben kendim söylüyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız da grubumuza çok çok memnunlar. Onlarda da iyi gidiyoruz. Dediğim gibi size de buradan destek olabiliriz. Miatek bugün 3.62 satış. Maalesef Miatek bakın. Şimdi Miatek'e bir bakalım. Bize uyan dedik ki harika şirket ama teknik analiz maalesef şartları gene çalışıyor. Şimdi 3 gündür kırmızı yanıyor. Şimdi dedik ki teknik analiz nedir? Bu 68-20 bölgesinden 4 kere vuruyor. Kıramıyor. 5. 6. 7. 7. günü vurup üstüne atıyor aslında kırmak için. Ama üstüne atmada başarılı olamıyor. Gene aşağı. Şimdi teknik analizin önemini zaten bahsediyorum. Maalesef aşağı oluyor. Ama gene kıracak. Ama şuradan dönüp gene burayı deneyecek. O ayrı ama bakarsanız pazartesi bunu tavanla kıracak. Gene kıracak ama şimdi buralardan aldıysan şu dirençlerde satman gerekiyor. Burada satmadıysan bakın biraz daha bekletiyor. Kısa düşünüyorsan. Burada da bunu öğrenmiş oluyoruz. Maalesef baskılanıyor ama gene gidecektir yani. Şimdi genel olarak baktığımızda Wester, Tekmen, Smart G, Smart G'de potansiyel bayağı uzun süredir bekletiyor. Ve SLTR diyelim. Onun da grafiğini söyleyeyim. O da bence yarınki videomda evet düşen tren kırıldı, kırılacak. Artık yön yukarı gözüküyor. Analizlerimizi de buradan yapıyoruz. Bence de yukarı gidecektir diye düşünüyoruz. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Herkese hayırlı akşamlar. Haftalık potansiyel videomda görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi akşamlar.